Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Kayahan ve Aslı arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Kayahan ve Aslı birbirlerine o kadar çok aşıktılar ki bizler buna şahit olduk geçen yıldan beri. Ama son günlerde Aslı ilişkisini bitirdi ve Kayahan acı çeke çeke memleketine gitmişti. Bugün Kayahan programa geldi bir sürpriz yaparak. Aslı mutluluktan havalara uçsa gene olmadı. Çünkü Kayahan Aslı'dan uzak durmak istedi. Artık Aslı ile Kayahan'ın arasındaki ilişkinin bitmesini isteyen Kayahan'ın ailesinin tarafı bugün programı adeta karıştırdılar sevgili dostlar. Yorum yapmak isteyen izleyicimiz varsa buyurun alabilirim. Aslı ve Kayahan arasındaki ilişkinin tamamen gerçek bir aşk olduğuna bizler eminiz. Halbuki Kayahan'ın üstüne kalan miras yüzünden Aslı'nın tekrardan yanaştığını iddia edenler var. Böyle bir şey mümkün değil. Bence böyle bir şey mümkün de olamaz. Aslı öyle bir insan değil. Öyle olarak tanımadık biz Aslı'yı. Ortalama olarak 1,5 yılda biz tanıyoruz televizyon programında biliyorsunuz. Aslı ve Kayahan arasındaki yaşanan bu ilişki bizi o kadar derinden sarstı ki ayrılıklarından bahsediyorum tabii ki de. Bunlar bugün Kaya'nın teyzesiyle halasıydı galiba. Teyzesi diyeyim ben. Teyzesiyle Aslı'nın arasında bir hararetli tartışma çıktı. Bizler korktuk iş büyürdü ama Allah'tan büyümedi. Sonradan gerekli müdahaleler yapıldı. Tansiyon düştü sevgili dostlar. Kaya'nın üzerine kalan mirastan bahsedecek olursak eğer Kayahan'a hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel şekilde değerlendirebilir. Ayrıyetten Aslı'nın tekrardan Kayahan'a geri dönmesi, yani bu ilişkiyi Aslı'nın bitirmesi ve Kayahan'a geri dönmesi dikkatlerimizden kaçmadı tabii ki de ama verilen ani kararlar diyelim. Verilen ani kararlar yüzünden Aslı ayrılma kararını almış. Ama sonradan anladı ki ben Kayahan'ı seviyorum dedi ve programa tekrar geldi. Ayrıyetten de sevgili dostlar, Kayahan programa geldikten sonra Aslı'nın elini bile tutmadı, sarılmadı. Aslı'nın gözlerinin içine baka baka seni sevmiyorum dedi. Fakat bizler buna bir anlam veremedik çünkü Kayahan aşkından mahvolmuştu adam adeta. Ne yapıp ne edip ailesini ikna etmek için ortalama 1,5-2 yıldır uğraşıyordu. Ve bunlar mümkün olmayınca adam ne yapsın? Sonunda pes etti. Aslı da ondan vazgeçince tamam.